birgalikda bo'lmagan hodisalar yig'indisi ehtimolligi bilan tanishamiz. Birgalikda bo'lmagan degani nima degani? İkkita toplam olaylik. A toplam, B toplam. Bu hodisalarni toplamlar orqali tushuntirish qulay bo'ladi. Mana bu universal toplam. Yani hodisa tilida aytadigan bo'lsak, A hodisa, B hodisa. Bu muqarrar hodisa. A va B toplamlar kesişmeyapti bir yerde. Kesişmesi boş toplam. Eğer A va B hodisalar A hodisa bajarilganda, B hodisa bajarilmasa, yoki B hodisa bajarilganda, A hodisa bajarilmasa, u holda bular birgalikda emas deyiladi. Bu toplam tilida aytadigan bo'lsak, X A toplamga tegishli bo'lsa, u holda X B toplamga tegishli emas. Yoki X B toplamga tegishli bo'lsa, u holda X A toplamga tegishli emas. A hodisalar tilida aytganda buni A hodisa bajarılsa, B hodisa bajarılmaydı. Peki B hodisa bajarılsa, A hodisa bajarılmaydı. Bunda halde biz A ve B hodisalar birgelikte emas deyip aytamız. Birgelikte bulmayan hodisalar deyip aytamız. O birgelikte bulmayan hodisalar için, bunların ihtimalliği için kuyudaki formula orulu. Hodisalar yığındısının ihtimali, A hodisanın ihtimali, hoşu, B hodisaning ehtimoli. Mana bunday formula o'rinlaydi. Demak, yig'indini ehtimolini topish uchun har bitta hodisani ehtimollarini topib, ularni qo'shib qo'yarkanmiz. Misol ko'ramiz. Birinchi masalani ko'raylik. Qutida 3 ta oq, 2 ta qora, 5 ta yashil sharlar bor. Tasodifan bitta shar olinganda uning qora yoki yashil bo'lish ehtimolini toping. Qora yoki yashil. Mana bu yoki degan so'z ularni birlashmasini bildiradi. Demak, ikkita hodisani ko'ramiz. Bittasi qora shar chiqish hodisasi. Qora shar chiqish hodisasi, ikkinchisi yashil shar chiqish hodisasi. Mana bu ikkita hodisani ko'ramiz. Bular birgalikdami yoki yo'qmi? Hozir shuni ko'raylik. Demek bitta şar olinyapti. Tajriba demek bitta şar olishdan iborat. Bitta şar olinsa ham qora ham yashil bo'lishi mumkinmi? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Demek ular birgalikda emas, bir vaqtda ular bajarilishi mumkin emas. U holda bular uchun mana bu formula o'rinli ekan. Demek A hodisa qora şar chiqish hodisasi, B hodisa yashil şar chiqish hodisasi. Va qora şar chiqish hodisasining ehtimoli nimaga teng? Nechta qora shar bor? Qidiramiz. 3 ta oq, 2 ta qora shar bor ekan. Hamma sharlar nechta? 3, 2, 5, 10 ta ekan hammasi. Demak, n 10 ta ekan. Qora sharlar nechta? 2 ta. Demak, bizga qulaylik yaratuvchi hodisalar soni 2 ta ekan. 2 ta qora shar bor ekan. U holda qora shar bo'lib chiqish ehtimoli 2 taqsim 10. Ya'ni 0,2 ga teng ekan. Va keyingisi yashil shar chiqish ehtimoli. Nechta yashil shar bor? K'ni topamiz. 5 ta yashil shar bor ekan. Demak, K 5 ga teng ekan. Hamma sharlar nechta edi? 10 ta edi hamma sharlar. Demak, 5 ni 10 ga bo'lar ekanmiz. Demak, 0,10 dan 5 chiqadi. Ha endi yig'indiring. Ya'ni qora yoki yashil shar bo'lish ehtimolini topamiz. Bu qora shar bo'lish ehtimoli qo'shib yashil shar bo'lish ehtimoli teng. Qora shar bo'lish ehtimoli 0,2. Yashil shar bo'lish ehtimoli 0,5. Ularni qo'shsak 0,7 chiqadi. Shunday qilib javob olingan bitta sharning qora yoki yashil bo'lish ehtimoli 0,7 ga teng ekan. Hop, navbatdagi masalaga o'tamiz. O'quvchiga ixtiyoriy bir raqamni yozish taklif qilindi. Uning, ya'ni yozilgan raqamning, uning
3'ten küçük ya ki 7'den katta rakam yazış, yani okuyucunun 3'ten küçük ya ki 7'den katta rakam yazış ihtimalliğini topayım. Demek bir de rakam yazıldı. Burada en 3'ten küçük ya ki 7'den katta. Rakam yazış ihtimalini topayım. Bu hadisana 3'ten küçük buluş, yazılgan rakamın 3'ten küçük buluş ihtimalini ha hadisa bulsun. Yazılgan rakam 7'den katta buluş hadisası ve rakam bulsun. Bu hadisalar bir gelikte mi ya ki yok mu? Yani bir vaxta becerildi mi ya ki yok mu? Bir vaxta becerilmedi. Bir rakam yazılsa 3'ten küçük bulsa 7'den katta bulur muydu? 7'den katta bulsa 3'ten küçük bulur muydu? Demek A hadisa becerilse B hadisa becerilmedi. B hadisa becerilse A hadisa becerilmedi. Demek ular birgelikte emez. Birgelikte bulmayan hadisalar. Demek bu hadisalar için bana bu formanı kollasak bulurken. Bunun için biz A hadisanın ihtimalini topamız ve B hadisanın ihtimalini topamız. A hadisanın ihtimali. A hadisanın ihtimali. Bak, 3'ten küçük. 3'ten küçük neyse rakam var? 0, 1, 2. Demek bana bu 3'te hadisa kolaylık yaratarken A hadisa için. Kaç 3 getin yeken. Demek A hadisanın ihtimali 3 taksın. Barça hadisalar neyse? Barça rakamlar neyse? Bir de rakam yazılı yaptı. Neyse rakam var? Rakamlar 10'te. Kaçlar bunlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ana. Bir de 10 ta rakam var. Demek en 10 getin eken. Demek kulaylı yaratıcı hadiselerinin sonunu biz barça hadiseler sonu 10 gibi bulamız. Yani 0 bütün 10'dan çıkarken. Yani B hadisenin ihtimalini tapamız. Yetiden katta rakamlar. Kaysa rakamlar? 8, 9 ve 2 rakam var eken 7'den katta. Demek K 2 getin eken. Bana bir 2 hadisa kulaylık yaratır. B hadisa için kulaylık yaratırken. Demek B hadisanın ihtimali 2 taksın 10. 10 barça hadisalar. Barça elementer hadisalar sana. Ve 0 bütün 10'dan 2. Bu halde biz A ya ki B yani P A hoşu B. Ana bu ihtimalini tapışımız mümkün. Yığındığının ihtimalini tapışımız mümkün. A toplam A hadisanın ihtimali 0 bütün 10'dan 3. B hadisanın ihtimali 0 bütün 10'dan 2. Bunları koşsayım 0 bütün 10'dan 5 olalı. Şimdi kırıp cevap. A ya ki B hadisanın ihtimalliği 0 bütün 10'dan 5'e denk geliyor.